Merhabalar, ben uzman psikolog Elif Terziköy. Bugün sizlere akran zorbalığından bahsetmek istiyorum. Akran zorbalığı genellikle çocuk ve ergenler arasında olan, aynı yaş ve aynı düzeydeki kişiler arasında gerçekleşen orantısız güç uygulanmasıdır. Bu orantısız güç, sözel, sosyal, fiziksel ya da siber zorbalık olarak uygulanabilir. Şimdi akran zorbalığı söz konusu olduğu zaman bir kurban vardır, bir de hedef gösterici vardır en başlangıçta. Kurban bir açıdan diğerlerinden farklıdır. Ki aslına bakarsanız hepimiz bir açıdan birbirimizden farklıyız. Hedef gösterici kurbanın bu farklılığına odaklanmaya başlar ve ona orantısız güç uygulamaya başlar. Bu hedef göstericinin kurbana karşı uyguladığı orantısız güç gösterisi yanına kalmaya başladıkça diğer akranlar tarafından desteklenmeye başlar. Yani kurbanın başlangıçta bir tane faili varken daha sonra bu birkaça ya da çok daha fazlaya çıkabilir. Diğer akranlar dediğim gibi hedef göstericiye eşlik etmeye başlar. Şimdi kurban mağdur başlangıçta durumu anlamaz. Çünkü yavaş yavaş büyür konu her neyse. Sonra durumla mücadele etmeye başlar. Bir şekilde durumla mücadelede başarısız olduktan sonra ailesinden ya da öğretmenlerinden destek isteyebilir, istemeyebilir. Bir şekilde oradan da destek alamadığı zaman ya da istediği sonucu alamadığı zaman durumu kabullenmeye başlar. Ve akran zorbalığı artarak devam eder. Şimdi çocuk durumu kabullenmeye başladıktan sonra aslında en büyük hasar ortaya çıkmaya başlar. Çünkü çocuk bir şekilde bu davranışları hak ettiğine inanmaya başlar. Bu bağlamda kendi özgüveni, benlik saygısı ciddi oranda düşmeye başlar. Bir de bu sosyal bir ortamda olduğu için sosyal ortamda kendini ifade etme, sosyal ortamda bulunduğu pozisyon konusunda aşağılanma yaşadığı için bu ilerleyen yaşlarda da hem yeni zorbalıklara karşı kişiyi potansiyel haline getirir, hem de yine diğer psikolojik şiddetlere açık bir hale getirir. Burada eğitimcilere çok büyük iş düştüğünü düşünüyorum. Özellikle zorbalık fiziksel düzeyde değilse, yani sözel, sosyal düzeyde ise ya da kanıtlanamayacak bir şekilde durumda ise hukuki anlamda destek aramak çok zor. Ebeveynlerden destek istediği zaman çocuk, ebeveynler bazı yanlışlar yapabiliyorlar. Çünkü olaya hem subjektif yaklaşıyorlar hem de olaya anında müdahale edemiyorlar. Bu anlamda eğitimcilerin işi bu konuda daha büyük. Bundan birazdan tekrar bahsedeceğim. Ebeveynlerden bahsetmek istiyorum. Ebeveynler, çocuk geldi size, işte bana sınıfta bir çocuk böyle böyle davranıyor da bana böyle böyle yapıyorlar denildiği zaman ebeveynler ilk olarak işte bu fiziksel bir şeyse sana vurana sen de vur, tamam mı? Kendini koru, kendini korumayı öğreneceksin gibi orman kanunlarındaymışız gibi cümleler söyleyebiliyorlar. Bu cümle çok yanlış. Bu cümle neden yanlış? Birincisi çocuğu şiddete sevk ediyorsunuz ve eğer çocuk şiddete eğilimli değilse yani sana vurana sen de vur demek çocuğa çaresizsettir ve bir süre sonra sizden destek istememeye başlar. Çünkü ona vurana o vuramıyordur. Yani doğasında olmayabilir çocuğun böyle bir şey. Bunun dışında olayın içeriğini anlamamanız çocuğu şiddet konusunda bir potansiyel haline, bir fail haline de getirebilir. Ya da çocuk ilerleyen zamanlarda bu zorbalığın intikamını alabilmek için başkalarına zorbalık uygulayabilir. Bu cümle çok tehlikeli, çok yanlış bir cümle ve burada aslında çocuğa hiçbir iş düşmüyor. Eğer çocuk akran zorbalığına uğruyorsa burada eğitimcilere, aileye iş düşüyor ya da hukuka iş düşüyor. Çocuğun hiçbir sorumluluğu olmamalı burada. Siz gideceksiniz okula, çocuğun yaşadığı durumu anlatacaksınız. Eğer okul çocukla ilgilenmezse çocuğu okuldan alacaksınız. Okulda şikayet edebileceğiniz her yere şikayet edeceksiniz. Yani burada sorumluluk size ait. Bazı çocuklar lider ruhludur, güçlüdür sosyal anlamda. Kendini savunabilir, kendini koruyabilir. Çocuğun zaten lider ruhlu bir çocuk olsaydı zaten sizden yardım istemezdi. Sorunu kendi çözerdi. Bir şekilde bu sorunu çözemiyor ki sizden yardım istiyor. Sonra bazı ebeveynler şöyle diyebiliyor. Hani umursamıyormuş gibi davran. Güçlüdür. Onun seni kırdığını belli etme. Şimdi çocuk böyle bir durumda duygularını yönetmekte başarılı olamayabilir. Bazı durumlarda bu strateji işe yarasa da
çocuk umursamıyormuş gibi yapmayı başaramayabilir ya da tam tersi bir şekilde zorbalığın pekişmesini sağlayabilir bu yanlış tavır. Sonra ailenin bir diğer hatası, ebeveynlerin bir diğer hatası, kimse seni sevmiyorsa demek ki sende bir sorun var. Hatayı kendinde ara. Bu da çok yanlış. Bu cümle zaten çocuk dışlanmaya maruz kalıyor. Siz de bu durumu pekiştiriyorsunuz. Orada da bir hedef gösterici var. Hedef göstericinin yanına kaldı diye diğer akranlar ondan aldıkları destekle çocuğa müdahale ediyorlar, çocuğa zarar veriyorlar. Siz de onların o davranışını desteklemiş oluyorsunuz bu durumda. Peki çocuğun hiç mi hatası yok? Çocuk bu hatası olabilir, iletişim konusunda yeterli olmayabilir, kendini yanlış ifade ediyor olabilir. Hatta çocuğun da geçmişte bazı hataları olabilir. Bunlar hiç fark etmez. Önce çocuğunuzu o durumdan çıkartıp güvenli bir alana çıkartacaksınız. Ve bu davranışı hak etmediğini ona ifade edeceksiniz. Bir şekilde bu çocukların, ona zarar veren çocukların ondan özür dilemesini sağlamak ya da disiplin cezası almasını sağlamak, yapabiliyorsanız bir şekilde bunun yanına kalmamasını legal yollarla sağlamanız gerekiyor. Sonra çocuk güvenli bir alana geçtikten sonra çocuğun iletişim problemleri üzerine çalışırsınız. Fakat dediğim gibi başlangıç aşamasında çocuğu suçlamak çok yanlış. İlkokuldaki çocuklar daha çok işte ebeveynlerin meslekleri üzerinden, ekonomik güçleri üzerinden bir hiyerarşi kurmaya çalışırlar. Yaş ilerledikçe ortaokulda, lisede bu sefer de sosyal anlamda güç, kendini ifade etme, fiziksel özellikler, işte senin boyun uzun, benim boyum kısa falan filan gibi özellikler üzerinden hiyerarşi kurmaya çalışırlar. Bu anlamda dışlanma yaş düzeyine göre, akran zorbalığı yaş düzeyine göre değişik şekillerde gerçekleşebilir. Peki kimden akran zorbalığına uğramaya çok müsait? Bir kere herkes müsait. Çünkü herkesin bazı farklı özellikleri vardır ve hedef gösterici bu farklılık üzerine odaklanır demiştik. Ama aile şiddete uğramış çocuklar, aile şiddet gören çocuklar şiddete karşı çok tepkisiz kalabiliyor, savunmasız kalabiliyorlar. Daha önceden bir şekilde akran zorbalığına uğramış ya da bir şekilde şiddete maruz kalmış çocuklar yine tekrar kurban özelliğine geçebiliyorlar. Daha çok içe dönük çocuklar, kendilerini savunamayan, sessiz, şiddetten hoşlanmayan çocuklar yine hedef haline gelebildikleri gibi tam tersi zeki, farklı, farklı düşünen ve hiyerarşiyle çok ilgilenmeyen, rollerle çok ilgilenmeyen çocuklar yine akran zorbalığının hedefi haline gelebilirler. Peki, akran zorbalığını kimler uygulamaya daha müsait? Her tür psikolojik şiddeti nasıl ki psikopatlar ve narsistler uygulamaya müsaitse, akran zorbalığında da psikopati ve narsistik eğilimlerin olduğu çocuklar, yani o yaşta daha tanı koyamıyoruz, daha fazla müsait akran zorbalığı uygulamaya. Bu çocuklar bir şekilde kendi güçlerini ispat etmek ya da kendi güçlerini denemek ya da sosyal anlamda güç kazanabilmek için kendilerine gözlerini bir şekilde kestirdikleri kişi üzerinden kendilerini ifade etmeye, kendilerini kanıtlamaya ya da kendilerini tatmin etmeye çalışırlar. Aynı şekilde gene aile içi şiddete maruz kalmış çocuklar da bir şekilde evde yaşadıkları kurban durumundan çıkabilmek için tam tersini okulda ortaya koyma, kendi gücünü ispat etme amacıyla da akran zorbalığı uygulamaya müsait olabilirler. Şimdi burada şöyle bir durum var. Okulda akran zorbalığı söz konusu olduğu zaman eğitimcilerin bunu fark etmemeleri imkansız. Çünkü sınıf içerisinde de ders esnasında da aşağılamalar söz konusu olabiliyor ve aslında burada işler ilerlemeden müdahale etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Rehber öğretmenlerin iyi çalıştığı ve güçlerini ortaya koyabildikleri, kendilerini ifade edebildikleri okullarda akran zorbalığın yaşanacağına inanmıyorum. Ve sınıfta rekabet, hiyerarşi bunlar desteklendiği zaman, iğneleyici minik şakalar görmezden gelindiği zaman bu bir şekilde büyüyecektir. Ve bu bağlamda akran zorbalığında mağdur, kurban, hedef bellidir ama akran zorbalığını uygulayan hedef gösterici esas faildir. Fakat öğretmenlerin görmezden gelmesi, ailelerin yanlış destek göstermesi, hukuki anlamda çok ispatlanabilir bir durum olmaması nedeniyle aslında akran zorbalığında fail tüm sistemdir.